Benim çiftliğim programından merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, tarla bitkileri çekimlerimiz devam ediyor. Bugün sizlere mısır yetiştiriciliği ile ilgili, mısır tarımı ile ilgili 3. program dizimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızın ana konusu, ana içeriği mısırda, mısır bitkisinde sulama ve gübreleme dönemine göre ve zararlılar. Bildiğiniz gibi bu yıl mısır tarımı yetiştiriciliğini Dekalp tohumun sponsorluğunda ve danışmanlığında sunuyoruz. Bugün de Dekalp'ten sahada arge yapan bölge sorumlusu, bölge mühendisi Baykan Bıçak Bey ile birlikteyiz. Baykan Bıçakbey ziraat mühendisi. Baykan Bey tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz de artık size yüzünüze aşina oldular, sesinize aşina oldular. Bu yıl mısır yetiştiriciliğini, tanelik ve silajlık mısır yetiştiriciliğini sizin firmanızın danışmanlığında yapıyoruz. Dekalbin danışmanlığında yapıyoruz. Dekalbin yaptığı argeleri, bilgileri, güncel uygulamaları benim çiftim programı aracılığıyla, Bereket TV aracılığıyla izleyicilerimize aktarıyoruz. Şu anda benim kendi mısır parselimdeyiz. Yani kendi danelik mısır tarlamdayız. İkinci programımızı da burada yaptık. Tarih olarak kıyaslayacak olursak izleyicilerimiz de e, görüyorlar zaten mısırı. Gelişim açısından, mısır gelişimi açısından e, İç Anadolu'nun genelini baz alacak olursak e, parmakla gösterecek mısırlardan biri diyebiliriz. Gayet gelişimi ileride, standartların üzerinde. Bugün burada dediğimiz gibi beraber ektiğimiz e, beraber e, denemesini yaptığımız, e, gelişimini yıl boyu takip edeceğimiz arge arazisindeyiz. E, buraya tamamen siz bir çiftçi olarak bakımını yapmaktasınız. Şu anda İç Anadolu bölgesinde çok nadir böyle araziler var bu ilki iklim şartlarından dolayı. Bitki de kendisini göstermekte zaten. Çok güzel bir gelişim gelişimi var şu anda hem renk açısından hem boyu açısından. Biraz sonra zaten daha detaylı bilgilendirme yapacağız çiftçilerimize sulaması, gübrelemesi, ilaç konusunda dikkat etmesi gereken çiftçilerimizin bu hassas noktalara dayanacağız, dokunacağız. Çiftçilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Değerli izleyicilerim, bu programın bir farkı var. Şöyle bir farkı var. Buradaki ar tarlamız bana ait. Biz, Bereket TV olarak, benim çiftliğim olarak, kendi tarım parselimizde, kendi tarım arazimizde birebir kendimiz uygulama yaparak sizlere mısır tarımı yetiştiriciliğini anlatıyoruz. Zaten yetiştiricilik üzerine program dizileri yapıyoruz. Toprak hazırlığından, ekimden işte çıkış sonrası uygulamalar, gübreleme, sulama uygulamaları diye devam ediyoruz. Bu program dizimiz hasat kontrollerine kadar devam edecek. Programımızda silajlık ve danelik Mısır birlikte ele alıyoruz. Bugün danelik mısır parselimizdeyiz. Şu an programın başında bahsettiğim gibi bitki gelişimi standartların üzerinde bu yıl iklim stresi var. İklimle ilgili bazı sıkıntılar var. Mısır bitkilerinin gelişimi bölgelerine göre geride özellikle bizim bölgemizde İç Anadolu'nun genelinde daha önceki yıllarla kıyaslayacak olursak daha geride. Ama burada bizim yaptığımız uygulamalar programda hep bahsettiğimiz Yapılması gerektiğini söylediğimiz uygulamaları biz standart bir şekilde doğru bir biçimde uygulamaya çalıştık. Ve onun sonucunu da arka planda görüyorsunuz. Biz birebir yaptığımız uygulamaları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, Baykan Bey, sizle birlikte toprak hazırlığı, güzden toprak hazırlığı ve ekim konusunu anlattık. Ekim yaptık ee, sizinle birlikte. Tabii ki ekimi buradaki parselde yapmadık. O gün denk gelmedi. Başka bir tarım parselinde yaptık. Ee, ikinci programımızı Ali Kemal Bey ile yaptık. Çıkış sonrası uygulamaları anlattık Ali Kemal Bey ile. Bugünkü programımızın ana konusu sulama ve gübreleme. Ama biz yine e, bir kopukluk olmasın diye programımızı ikinci programa bağlayarak devam edelim. İkinci programda dikkat etmemiz gereken e, önemli noktalardan bir tanesi e, tarlamızdaki bitki sayısıydı. Attığımız tohumun sayısı. E, gübrelemeye dayandıracak olursak bunu bitki sayımızın gübreleme ile e, arazideki verimimizle çok birebir bağlantılı olduğunu söylemek istiyorum. E, arazimizin yapısına göre, toprak yapısına göre güçlü veya kötü topraklarda atacağımız bitki sayısı, yapacağımız gübreleme, vereceğimiz su miktarı buna bağlı olarak attığımız tarlaya tohum sayısını bizim verimimizi direktman etkiliyor. Buna göre de bir gübreleme programı yapmak gerekiyor bir sulama programı oluşturmak gerekiyor. Bitkiyi strese sokmadan hasada kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Baykan Bey şimdi önemli bir konu. Ee, bitki sayımı yaptık ikinci programda. Ee, şimdi çiftçilerimizin bir öngörüsü vardır, bir hedefi vardır. Hedefi olmalı diye düşünüyorum ben. Bir verim potansiyeli var toprakların. Tabii ki bu toprağın kapasitesine göre iklim iklimin o anki o, o yılki haline göre değişken ama yine de çiftçilerimizin bir verim potansiyeli bir hedefi olmalı. Ona göre bir bakım besleme yapmalılar. Bunun birinci aşaması da ekim. Ekimin doğru ve düzgün yapılması lazım. İşte diğer programlarımızda anlattık. Yeterli tavda ekilmesi lazım. İşte ağır tavda girilmemesi gerekiyor gibi anlattık. İşte kuruya ekimlerde çıkış kontrollerinin yapılması gerekiyor. Gerekirse üstün sulamayla doğru çıkışların, tam çıkışların elde edilmesi gerekiyor dedik. Burada çıkışlarımız gerçekleşti ve bitki sayımını yaptık. E, tabii ki bir koçanın da maksimum verebileceği bir ağırlık potansiyeli var. Buradaki bitki sayısını e, koçanın vereceği verim potansiyeliyle kıyaslayıp ona göre sulama ve gübreleme yapmamız gerekiyor. Şöyle, aslında istenilen arazideki bitki sayısı 8.509 bin adettir. Yani hasada girilmesini istediğimiz bitki sayısı bu şekildedir. Çiftçilerimiz şayet bu bitki sayısını yakalamışlarsa, buna göre bir gübreleme ve e, düzenli bir sulama yaptıkları takdirde bitkinin e, her bir koçanın ...minimum ve maksimum dane aralığı vardır, dane yapacağı kilogram vardır, gram vardır. O koçanın eğer biz maksimumu yakalarsak zaten bu verimimizi... ...otomatikman yükseltiyor. Bunu yakalamak için de zaten çiftçilerimizin amacı bu. Her bir koçandan maksimum ağırlığı yakalamak ve... ...toplamdaki arazdaki bitki sayısından da genel anlamda... ...iyi bir tonaj elde etmek. Bunun için de... E, sulama aslında çok önemli. Bugün üzerinde çok fazla duracağız o sulama e, kriterlerinin. Sulama, gübreleme, e, tabii bunun yanında hava şartları da çok önemli. Ama çiftçilerimizin e, elinde olan imkanlarını en iyi şekilde kullanıp kendilerine ait olan bitkileri hasada en iyi şekilde yetiştirmek ve sonucunda da memnun bir şekilde o araziden e, bitkilerini hasat etmek aslında. İstenilen amaç bu. Değerli izleyicilerim, tarımdan zevk almak, keyif almak istiyorsak uygulamalarımızı dikkatle, özenle yapmamız gerekiyor. Biz programlarımız aracılığıyla da sizlere doğru bilgileri, yeni uygulamaları aktarmaya çalışıyoruz. Bu bölümde özellikle burada yaptığımız birebir uygulamaları da detaylı olarak anlatacağız sizlere. Baykan Bey'in de bahsettiği gibi çıkışlardan sonra bitki sayımı yapmamız gerekiyor. Ve ona göre sulama ve gübreleme programı yapmamız gerekiyor. Buradaki tarım parselimizde biz sulamayı damlama sistemiyle veriyoruz. Yani basınçlı sulama sistemlerinden damlama sistemiyle veriyoruz. Bu bölgede kanal et sulama, gölet sulama, baraj sulaması yok. Taban suyu kullanılıyor. Yani dalgıçla yer altından su çekerek sulama yapıyoruz. Bölge itibariyle İç Anadolu genel alacak olursak kurak bir bölge yani sulamaya dayalı bir bölge. Sulama maliyetlerimiz çok yüksek. Onun için doğru bir planlama yapmamız gerekiyor. Burada verdiğimiz her damla yani şöyle diyelim. Fazla verdiğimiz her damla su israf hem elektrik açısından, ekonomi açısından hem su tüketimini fazlalaştırma açısından bir israf. Her damla eksik verdiğimiz su da bir yanlışlık yani verim potansiyelini yakalayamayız. O yüzden bizim buradaki parselimizde toplam bitki sayısı yani 1000 metrekare alan için konuşuyorum. 9000 bitki sayısı var şu an. Baykan Bey burada e, sizle de birlikte sayımlarını yaptık. 9000 e, bitki sayısına sahibiz 1000 metrekare alan için konuşuyorum. Çiftçilerimiz bunu kendi arazilerinde de e, sayımı yapabilirler. Bir önceki bölümde de zaten detaylı bir şekilde anlatmıştınız. Ben yine yüzeysel bahsetmek isterim. E, hat üzerindeki 14 metre 28 santim üzerindeki bitki sayısını sayıp bunu yüzde çarptığımız zaman bir dekardaki yani bin metrekare alandaki bitki sayılarını veriyor. Bunu tabi bu sayımı biraz fazlalaştırıp tarla genelindeki ortalamayı almaları gerekiyor çiftçilerimizin. Yani bir sayım yeterli değildir bunun için. Bunu yaptıktan sonra eğer yeterli bitki sayısı varsa arazilerinde kesinlikle bitkilerini strese sokacak veya gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir uygulamadan kaçınmaları gerekiyor. Yoksa o tarladaki bitki sayısı fazla olduğundan dolayı tüm verimini olumsuz yönde etkiler çiftçilerimizin hem sulama hem gübrelemeyi çok dikkatli bir şekilde çiftçilerimizin yapması gerekiyor bitki sayımından sonra. Çıkışlardan sonra bitki sayımını yaptık. Evet. Bir gübreleme programı yapmamız gerekiyor. İlk bölümde de bahsettik. Çünkü çiftçilerimizin bir şu artık gübre fiyatları düşükken öncesinde gübrelerini alıyorlar. Ona göre aldıkları gübreye göre de uygulama yapıyorlar. Yani planlamayı daha öncesinde yapıyorlar aslında. Şu an birçok çiftçimiz gübresini aldı. Biz burada şu anki üst gübrelerinin 60'ını uyguladık. Ee, Mısır bitkisi için çok hassas dönemler var. Sulama ve gübrelemeye girmeden önce bu dönemler hangi dönemler? Şundan da bahsetmek istiyorum. Başta en başta bahsettiğiniz damlama sulama yapıyoruz diye. İç Anadolu bölgesinde bu sulama sistemi inanılmaz yaygınlaştı. Neredeyse %90'ları belki de aşmış olabilir. Çok inanılmaz yüksek damla sulama. Su çok kıymetli. Yaptığımız bitkilere çünkü her yıl bize bu su gerekli ve kurak bir sezon geçiriyoruz bu yıl maalesef. Damla sulamada bitkiye uygun zamanda yeteri miktarda suyu vermek, bunun yanında gübrelemeyi her dönem yapmak, bu avantajları getiriyor damla sulama bize. Takviye gübrelemeleri, takviye ilaçları bitkiye verebiliyoruz damlamadan. Bu avantajları çiftçilerimiz iyi bir şekilde uyguladıkları zaman damlama sulamanın avantajlarını bitkilerinde çok rahatlıkla farkını görebiliyorlar salma suya göre veya yağmurlama sulamaya göre. Çiftçilerimiz damla sulamada tarlalarındaki bitki sayısına göre saf azot miktarını, saf fosfor ve potasyum miktarını yakalamalar açısından bitkinin ihtiyaç duyduğu toplam bir gübre gerekliliği var. Bunu şöyle söyleyebiliriz ortalama... 28-30 kilogram kadar saf azot miktarı, bunun yanında 10 kilogram kadar saf fosfor ve 8-10 kilogram arasında da saf potasyum bitkinin iyi bir verim almak için arazimizde olması gereken saf miktarları. Tabi bunu çiftçilerimiz mutlaka arazilerindeki toprak analizini yaptıktan sonra uygulamaları gerekiyor. Hangi gübrenin az veya çok olduğunu baktıktan sonra iyi bir gübreleme periyoduyla dönem dönem hepsini bir seferde vermemek şartıyla dönem dönem bitkinin ihtiyaç duyduğu gelişim dönemlerinde bunu parça parça vermek. Damlama sistemi dediğiniz gibi çok İç Anadolu bölgesinde yayıldı. Bireysel olarak konuşacak olursam ben biz şu an sıra bitkilerinin şeker pancarı bir kısmı dahil edebilirim buna. Tamamında damlama sistemi kullanıyoruz. Zaten İç Anadolu bölgesinde su ileriye dönük su riski var. Yani sular bir gün bitebilir. Zaten taban sularını hızlı bir şekilde harcıyoruz. Buna kıyasla düşünecek olursak zaten devletin de burada çok büyük e, hibe ve teşvikleri var damlama sistemini kullanımını artırmak amacıyla. E, burada yanlış uygulamalar var da ben bu programda bahsetmek istemiyorum. Damlama sisteminin kullanımıyla ilgili aslında sıkıntılı konular da var. E, damlama sistemine kaynak olacak e, benim mısır bitkisi için izleyicilerimize önerebileceğim sistemler de var. Özellikle e, pivot ve linear sistemler de çok mısır bitkisi için doğru sulama yapıldığı zaman e, çok mantıklı bir sulama sistemi olabiliyor, oluyor. E, Bakan Bey, bitki sayımını yaptık. E, şimdi gübreleme programına geçeceğim ama şimdi biz programımızı dünyaya anlatıyoruz. Evet. Yani Türkiye değil aslında dünyaya anlatıyoruz. Bereket TV, Bereket televizyonları, dünya geneline yayın yapan kanallar. E, bölgelere göre gübreleme değişebilir. Şimdi biz dedik ki, buradaki parselde e, üst gübreleme uygulamalarını sulara bölerek atıyoruz. Ama damlama sistemi varsa bu mümkün. Ya da bir şekilde yağmurlama sistemi büyük fıskiyelerle, roket tabancalarla sulanıyor bazı bölgelerde görüyoruz. Ya da üstten pivot gibi, liner gibi sulama sistemlerinde gübreyi sulara bölebiliriz. Ama çapaya girildikten sonra kanalet sulama ya da ark sulama şeklinde Mısır bitkisi yetiştiren bölgeler de Türkiye'de çok. Özellikle Ege'nin bazı kesimleri, işte İzmir bölgesi, Adana bölgesinde daha çok hortumla bireysel ark sulama yapılıyor. Bu bölgelerde salma suyuyla gübreyi sağlıklı veremeyebilir çiftçilerimiz, bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz buralarda da daha çok çapayla gübreleme yapılıyor. Bu bölgelerde bizim İç Anadolu bölgesinde de olan bölgeler var. Bu şekilde karık sulama, vahşi sulama dediğimiz sistemde. Çiftçilerimiz iki çapa, üç çapa yapmak durumunda kalıyorlar bu şekilde gübreyi bölmek adına. Bu da tabii bitki gelişimi hızlandığı için o dönemlerde son çapalarda bitkinin kök sistemine de zarar veriyor çiftçilerimiz gübreyi vermek adına. Son gübreyi birçok çiftçimiz çapa da verdikten sonra artık veremiyor. Bitkinin gelişimi o şekilde sadece suyla olmak zorunda kalıyor. Birçok çiftçimiz de o karık başlarında ya havuz oluşturarak gübreyi eritip salıyor veya e, saldıkları suyun başına gübreyi dökerekten kanal boyunca eriyerek akmasını sağlıyor. Bu da tabi damla sulama gibi yağmurlama veya bahsetmiş olduğunuz pivot sulamaları gibi e, randımanlı bitkinin her bölgesine eşit bir şekilde bir gübreleme sağlamıyor maalesef. E, tabi bu da çiftçilerimizin imkanlarına bağlı olduğu yünden dolayı e, en iyi, en optimum mısır bitkisi için e, tavsiye ettiğimiz e, sulama sistemi, sulama şekli damlama sulama o zaman şöyle diyelim baykan Bey Değerli izleyicilerim şimdi baskıçlı sulama sistemleri çeşitine göre maliyet yani yüksek maliyet yatırım gerektirebiliyor ama şöyle bir şey var örnek verelim bizim burada kullandığımız damlama sistemleri çok yıllık damlama sistemleri yani düzgün kullanımda ortalama 5 yıl kullanılabilecek damlama sistemleri zaten basınçlı sulama sistemlerinde filtre sistemleri çok uzun yıllık sistemler yani 25-30 yıl doğru kullanımda sıkıntı çıkarmayacak sistemler. Damlaman e, hatlarıyla yani borularıyla ilgili de konuşacak olursak e, inanın e, aldığınız verim damlamanın maliyetini amortisman giderini fazlasıyla karşılıyor. Fazlasıyla yani örnek verelim. 5 lira damlama sistemine dekarda maliyet e, yatırım harcadıysanız bunu 10 lira olarak 20 lira olarak geri alıyorsunuz. Yani Baykan Bey bu açıdan düşünecek olursak e, damlamanın e, ve diğer bahsettiğimiz lineer ve piyo sistemlerin diğer bölgelerde de yaygınlaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye genelinde su tüketimini azaltmamız lazım ve sağlıklı bitki sulamamız gerekiyor. Gübrelemeye bağlıyoruz burada zaten bu konuyu. O yüzden verdiklerimizi aldıklarımızı birbiriyle kıyaslarsak bu sistemlere geçilmesi gerekiyor. Ben kendimden örnek vereyim. Bakmış olduğum iller açısından iller arasında mesela örnek vereyim. Kırıkkale bölgesi de var. Burada Kızılırmak'tan çiftçilerimiz sulama sistemlerini o şekilde karşılıyorlar. Ee, oradaki kaynaktan karşılıyorlar. Çiftçilerimize oradan sulamak daha kolay geliyor damlama sulamayı oradan e, uygulamaktansa. Ama tabii oradaki verimlerle bu bölgedeki verimleri karşılaştırdığım zaman inanılmaz bir uçurum var. Alarında 400 kilo, 500 kilogram kadar belki de daha fazla verimler olabiliyor. Bu tamamen damla sulama ile e, bahçe sulama yani kanal ka, e, kanal sulama ile arasındaki farktan dolayı gübreleme sistemiyle ile alakalı olan bir fark. Çünkü bitkiye her gelişim döneminde gübre uygulaması yapıyoruz damlama sulamada. Amacı o zaten. Birçok çiftçimizin de yanlışları var aslında damlamada. Ee, hemen erken dönemlerde gübreyi verip daha sonra suyu boş bir şekilde yani sadece su olarak e, bitkiyi beslemeye çalışıyorlar. Aslında yanlış bir uygulama. Çünkü bir bitki tüm her gelişim döneminde gübre ihtiyacı duyuyor. Bunu parça 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 böldüğümüz zaman e, tüm gelişimi boyunca. ...bitkimiz daha güzel çalışıyor, daha güzel gelişimini sağlıyor. Bu da tabi bizim verimimizi otomatikman etkiliyor. Değerli izleyicilerimiz, şöyle bir şey var. Burada ektiğimiz danelik çeşitler 500-550 grubu çeşitler. 2 adet burada 600 grubu danelik çeşit denedik küçük bir kısımda. Ülkemiz geneline bakacak olursak, Mısır tarımının... ...özellikle endüstriyel anlamda Mısır tarımının yoğunlaştığı bölgeler... ...İç Anadolu, Konya, Aksaray bölgeleri, işte Kayseri'yi de sayabiliriz, bazı bölgelerini sayabiliriz. Şenol'un geneli diyelim. Ege'nin bazı bölgeleri İzmir bölgesinde yoğun yapılıyor. İşte Adana bölgesinde yoğun yapılıyor. Doğu'da Kahramanmaraş, Antep, Urfa, Hatay bölgesinde yoğun yapılıyor. Yani şöyle diyelim. Türkiye'deki mısır tarımının endüstriyel anlamda yetiştirildiği bölgeleri kıyaslayacak olursak bizim burada ektiğimiz çeşitler düşük faulu çeşitler. Yani düşük yaşama ömrüne sahip çeşitler. FAO ile kıyaslama yaptığımız zaman örnek verelim 500 ile 800 grubu, 700 grubu çeşitleri birbiriyle kıyasladığımız zaman aslında 500 grubu, 550 grubu çeşitler verim potansiyeli yönünde düşük çeşitler. Bu bölgeyi diğer bölgelerle kıyasladığımız zaman şöyle diyelim yani yüksek faul çeşitler, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitler diğer bölgelerde bu bölgede iklimle ilgili olarak daha düşük faal yani 450, 500, 550 grubu arası çeşitler. Bu, yani bu farkla bile kıyaslama yaptığımız zaman İç Anadolu bölgesinde danelik mısırda 1000 metrekare alanda 2 tonlar yakalanabiliyor. 1800 kilolar, 1700 kilolar, 2 tonlar alan çiftçilerimiz mevcut. Buradaki verim potansiyelimiz yüksek. Hep birlikte burada hasadını yapacağız. Yani bu açıyla kıyaslayın siz de hem verim potansiyeli düşük çeşitler hem de Türkiye genelinde kıyaslandığı zaman maksimum verim alınan bölgeler ve çeşitler. Buradaki uygulamaları yazın, dipnot alın. Çünkü e, profesyonel anlamda e, bu bölgelerde mısır yetiştiriciliği yapılıyor. E, Baykan Bey, mısır bitkisinde şöyle bir e, sıkıntı var diye bahsetmek istiyorum ben. Mısır bitkisi e, yukarıya doğru honik bir yapıya sahip. Yani yukarıdaki damlacıklar ve gübreleri yaprak aralarına alabiliyor. O yüzden mısır bitkisi belli bir geldikten sonra fırfırla gübre atımı yapılamıyor. Yapılırsa da bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Yani attığımız gübreler yaprak aralarına girdiği için mısır bitkisini yakabiliyor, zarar verebiliyor. O yüzden ara çapayla vermek zorunda bazı bölgeler. Basışlı sulama kullanan çiftçilerde bahsettiğimiz gibi zaten sulamayla veriyorlar. Araçapası uygulayan kişilerin gübreleme programı nasıl olmalı? Şöyle yapabilirler, artık bu bölgelerde damlama yapan çiftçilerin birçoğu araçapasını bırakmış durumda yapmıyorlar eğer toprak yapıları uygunsa ve ot kontrolünü iyi bir şekilde yapmışlarsa araçapasını es geçiyorlar. Çünkü gübreleme programlarını yıla yaydıkları için yani o döneme yaydıkları için damlamayla rahatlıkla verebiliyorlar öyle bir telaşları yok araçapasını illaki yapıp gübre vermek gibi. Ama ara çapasını erken dönemde bitkinin gelişiminin 4 yaprak, 6 yaprak olduğu dönemlerde erken dönemlerde yapılması gerekiyor. Çünkü kök sistemine zarar vermemesi açısından. Çiftçilerimiz bu dönemlerde gübrenin bir kısmını atabiliyorlar. Attıktan sonra da sulama yapıp o gübrenin erimesini ve bitkinin alımını kolaylaştırma açısından sulama yapıyorlar. Fırfırla gübrelemeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz zaten eğer çiftçilerimiz çok zorunlu durumda değillerse kesinlikle yapmamalarını tavsiye ediyoruz. çünkü. Güneşle birlikte o gübreler yandığı zaman bitkinin strese girmesine, yapraklarında yanıklar olmasına sebep veriyor. Bu da bitkinin o erken dönemdeki gelişiminde, biraz sonra daha detaylı değineceğim, hem sulama da çok önemli bu dönemlerde, verimimizi etkileyen önemli stres koşullarından bir tanesi haline geliyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bitkiyi strese sokmayacak şekilde uygun zamanlarda, uygun miktarlarda gübrelemeyi yapmak. Değerli izleyicilerim, şimdi kısa bir reklam aramız var. Baykan Bey ile söyleşimiz devam ediyor. Önemli konular üzerine konuşuyoruz. Mısır tarımı bitkisi yetiştiriciliğini anlatıyoruz size. Ekranlarınızdan bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Değerli izleyicilerim tekrar birlikteyiz. Baykan Bey sulama konusuyla başlayalım. Sulama konusu gerçekten bugünkü değineceğimiz önemli noktalardan bir tanesi. Mısır bitkisi diğer tüm bitkilerde olduğu gibi suyla gelişen, suyu gerçekten seven bir bitki. Sıcağı ve suyu seven, ılıman sıcak iklim bitkisi, mısır bitkisi. O yüzden mısır bitkisinde dikkat edilmesi gereken 4 tane önemli evre var sulama hakkında. Bu evreleri anlatacağım. Bunlara daha detaylı değineceğiz. Çiftçilerin dikkat etmesi gereken dönemler var. Bunlara anlatacağız. Girecek olursak, mısır bitkisinde bu dört önemli noktalardan bir tanesi, evrelerden bir tanesi Mısır'ın diz boyuna geldiği, 8-9 yapraklı olduğu dönemlerden bir tanesidir. Ee, bunun yanında döllemeye girmeden bir hafta önceki dönem, dölleme döneminde ve döllemeden bir hafta sonraki dönem Mısır'ın sulamanın mutlaka olmazsa olmaz kritik evrelerinden dört tanesi. Bunun dışında zaten çiftçilerimiz klasik normal dönem dönem sulamalarını yapıyorlar ama bu dönemlerdeki herhangi bir sulama sıkıntısı, eksik sulama yapılamayan sulamalar direkma verimi olumsuz yönde etkileyen, verimi ciddi anlamda düşüren dönemlerdir. Detaylı bir şekilde bahsedecek olursak bu dört evreye, 8-9 yaprak dediğimiz o diz boyu dönemi, bitkinin koçan taslağının ve püskül taslağının oluştuğu dönemdir. Bu dönemdeki sulama, yapılamayan sulama veya işte bitkiyi herhangi bir strese gübreleme olsun, ilaç olsun, iklimden kaynaklı sıkıntılar, Koçan taslağının e, oluşumu sırasında danenin daha az yapması, mesela mısır bitkisi 14-16, 18-20, 20-22 gibi çift sıralı rakamlarda koçan e, koçanı yapmakta, dane yapmakta koçan çevresine. Eğer e, bu dönemlerde yaptığımız sıkıntılı sulamalarda bu sayıyı bizim o dönemki şartlar belirliyor aslında. Tam koçan taslağının oluştuğu dönemdeki şartlar bizim o 14-16 mı, 20-22 mi yapacağını o dönem belirliyor. O yüzden o dönemdeki kesinlikle bakım olsun, sulama olsun, e, bitkinin ihtiyaçlarını mutlaka dört dörtlük yapmamız gerekiyor diz boyu döneminde. Dediğiniz gibi mısır bitkisi yaklaşık diz boyu diz boyundayken koçan tassağını belirliyor. İşte tane miktarını belirliyor diyebiliriz yani. Çevre çeper genişliğini ve uzunluğunu, sıra sayısı uzunluğunu belirliyor. E, bu aşamada mısır bitkisi çok hassas bir noktada. Dediğiniz gibi su konusunda ve gübreleme konusunda Özellikle bu aşamada mısır bitkisinin desteklenmesi gerekiyor. Burada su satılmaması gerekiyor. burada biz yaklaşık diz boyundaki bir mısırı koparalım ve koçan taslağını çiftçilerimize bir şekilde göstermeye çalışalım. Değerli izleyicilerimiz şu an mısır parselinin içindeyiz. Daha kısa boya sahip bir alana yere geldik Baykan Bey ile. Çünkü Arka plana geçtiğimiz zaman kayboluyoruz mısırın içinde. Biz izleyicilerimize görsel olarak koçan aslanı gösterelim. Şu an diz boyundaki bu mısır da zaten dediğiniz gibi oluşum, oluşma aşamasında. Şöyle bir bitkimizi e, topraktan ayırdık. Bunu çiftçilerimiz kendi arazilerinde de bakıp rahatlıkla görebilirler. Bu dediğimiz gibi 8-9 yaprak dönemlerde bitkiler 4 yaprak olduktan sonra bundan itibaren koçan taslanı oluşturmaya başlıyor. Bu dönemdeki e, bitkiler Dediğim gibi su sıkıntısı veya gübreleme, ilaç, e, bunun yanında hava şartlarının olumsuz gitmesi, bu tür olumsuz şartlarda bitki e, geleceğe dair kendini şifrelediği için e, istenilen dane sayısını oluşturamayabiliyor. E, o yüzden bitkiyi bu dönemlerde elimizden geldiği kadar en az stresle geliştirmemiz gerekiyor, en az stresle büyütmemiz gerekiyor bitkimizi. Yapmış olduğumuz e, olumsuz bakım şartları, olumsuz yetersiz sulama, bizim bitkinin çevre sıra sayısını 14 16 18 20 tamamen buna odaklı. Bunu belirliyor. Çok hassas bir nokta dediğiniz gibi. O dönemde bir sıkıntı streti stresi yaşatırsak, bitki gerek su satırsak bizim bitkimiz daha düşük potansiyelde bir verim veriyor. Yani koçan tasarını küçültüyor diyebiliriz. Şu an kırmadan açmaya çalışıyorum. Bitki şu anda diz boyunu geçtiği için bu dönemlerde püskülünü bayağı bir oluşturmuş durumda. Bunun yanında şöyle izleyicinin net görebilmesi için açmaya çalışıyorum. Şu anda püskülü görüyorsunuz bitkinin. Ee, kendi yapısında daha önceden oluşturmuş olduğu püskülü. Bu zamanı geldiği zaman, dönemi bittiği zaman tamamen püskül tepe püskül olarak meydana geliyor. Püskülün devamında yine alt taraflarında koçan taslağını görecek çiftçilerimiz baktığı zaman bu koçan taslağında bitki oluşturmaya oluşturduktan sonra yani o günkü şartlarda bakımımızla birlikte bitki oluştuktan sonra ileriki dönemlerde istediğiniz kadar suyu fazla verin, gübreyi arttırın. Bu koçan tasları bitki değiştirmeyecektir. Yani bu dönemde yaptığımız ihmalden sonra verim potansiyeli düşerse bizim sonraki yaptığımız, destek dediğimiz faktöre sadece danenin iriliğini artıracaktır. Onun haricinde koçandaki dane miktarını artırmayacak. Kesinlikle. E, dane kalitesini, dane dolumunu artıracaktır. Ona etki edecektir. Ama bitki dediğim gibi eğer 14-16-18-20 buna karar verdikten sonra artık onu değiştirmeyecektir. Şu an koçan taslağı ufak ama çiftçilerimiz kendileri bunu açtığı zaman daha net görebileceklerdir. Koçan taslağı bitki oluşturmuş durumda. Bu dönem ilerlediği zaman püskülü de görüyor zaten çiftçilerimiz. İlerlediği zaman daha belirgin hatta çiftçiler bunu sayabilecek noktaya bile gelebiliyor. Yani iyi bir göz olduğu zaman iyi bir gözle bakıldığı zaman Koçan taslağını rahatlıkla çiftçilerimiz görebiliyor, püskülü görüyorsunuz şu anda hazır. O yüzden çiftçi, çiftçilerimiz mısırın her döneminde gelişimine ihtiyaçlarını mutlaka ve mutlaka karşılamaları gerekiyor. Bitkiyi susattığı zaman yapraklarını kaşıklaşma dediğimiz evreye getirdiği zaman, bilsin ki veriminden gitmiş oluyor, yani iş işten geçmiş oluyor. O şekilde bitkilerin gördükleri zaman bu koçan tasla bitkinin ileriye dönük hazırlıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Ee, bunun yanında bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Ee, çiftçilerimiz belli periyotlarda sulamalarını yapıyorlar, belli gün aralıklarında. Bunu neye göre yapmaları gerekiyor? Bunu bize de soruyor bazen. Çiftçilerimiz de i̇şte hangi gün aralıklarında kaçar saat su vermem gerekiyor diye. Bu tamamen toprak yapısına bağlı, çiftçilerimizin kullanmış oldukları toprağın yapısına bağlı, ee, bitkinin gelişim dönemine bağlı, gelişim gösterdiği o dönemki döneme bağlı ve iklim şartlarına bağlı. Bitki daha ufak boyluyken güneşin toprağa değmesiyle o suyu daha çabuk hızlı bir şekilde buharlaştıracağından dolayı daha fazla bir sulama gerektirebilir. Ama bu dönemlerde bitki toprağı kapattı kapattığı için, yüzeyi kapattığı için buharlaşma daha az olacağından, bu sulama saatini biraz daha düşürebilirler. Şimdi dediğiniz gibi toprak yapısına göre, bitkinin büyüme aşamasına göre sulama programı değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Ama biz burada yaptığımız uygulamayla ilgili de bahsedelim. Burada yaklaşık 4 gün önce sulama yaptım. Yaptık. Biz burada damlama sistemiyle 2.2 barda basınçta yaklaşık 4 gün aralıkla 10-12 saat su veriyoruz hatlara. Bu değişebilir ama burada benim eklemek istediğim bir nokta var. Şimdi programımızın başında bahsettik. Devletimiz özellikle İç Anadolu bölgesinde su tüketimini azaltmak için, verimliliği artırmak için, özellikle su tüketimini azaltmak için basınç sulama sistemlerine ve özellikle damlama sistemine hibe ve teşvikler verdi, veriyor. Bazı çiftçilerimiz normalde atlamalı damlama döşüyor. Tabii ki bu her sıraya da döşenebilir. ama gider artar. Bu da yapılabilir. Verimlilik de artıyor aslında her sıraya döşendiği zaman. Ama biz standartta 70 sırası sıra 70 santim sıra arası ekimlerde atlamalı düşüyoruz Yani 140 santime damlama hatlarını çekiyoruz. Her iki damlamanın arasının kapanması için inanın burada 35-40 saat su basmamız gerekiyor. Bu uygulama yanlış bir uygulama. Bunun yerine benim izleyicilerime tavsiyem sık sulama yapsınlar. Yeterli su bassınlar. Yani çok su basmasınlar. Yeterli su bassınlar. Damla hatlarıyla sular toprağa düşerken damla damla düşerken toprak yüzeyini ıslatmasa da tabanda genele yayılıyor zaten. Mısır bitkisi de zaten saçak kök yapısına sahip bir bitki. Toprağın neredeyse tamamına hakim şu anda. Ayağımızın altında bastığımız her noktada mısırın saçak kökleri mevcut. Gelişiyor hala. Dağılıyor. O yüzden su alımı ile ilgili sıkıntılar yaşamıyoruz. İzleyicilerimize de buradan özellikle rica e, gereksiz sulama yapmasınlar, aşırı su vermesinler onun yerine yüksek verim istiyorlarsa şu an mesela mısır bitkimiz biraz susamış gibi görünüyor. Tabii ki bu çeşitle ilgili dik yapılı bir çeşit. Daha çok bu renge sahip bir çeşit. Ama yine de ben dediğim gibi az su sulayıp sık sulamayı tercih ediyorum. Bahsettiğimiz gibi verimlerimiz de zaten çok yüksek. Bu da bundan da şu çıkarılabilir. Yani sık suyla yani Az su vererek sık sulanmasında mısır bitkisinde yani hiç su satılmadığı için hani sizin de sosyal paylaşım sayfalarınıza e, bu konuda sürekli paylaşımlar geliyor bugünlerde. Özellikle toprak yüzeyini mümkün olduğu nemli tutun deniyor. Yani ben 10 günde 12 günde bir haftada su vereceğime mısırı 5 gün susuz 5 gün su satacağımı sık sulayıp az su veririm hiç su satmam. Bitkim hiç frenlemez yani frenlememiş olur ve bir atakla başladığı hedefe ulaşmış olur diye düşünüyorum. Evet. Biz damla sulama üzerinden konuştuğumuz için tabii bölgede Türkiye genelinde çok farklı sulama şekilleri oluyor. Çiftçilerimiz toprak yapılarında bitkinin kök bölgesindeki neme bakaraktan o sulamayı yapmaları gerekiyor. Özellikle mısır bitkisinde su ihtiyacının sabahın erken saatlerinde araziye çıktıklarında bitki yapraklarını içe doğru büzer. Kaşıklaşma dediğimiz durumu oluşturur. Sabahın erken saatlerinde bunu çok bariz bir şekilde su istiyorsa gösterir. Çiftçilerimiz bunu o şekilde bakaraktan kontrol edebilirler. Çünkü güneş ilerleyen saatlerde öğle saatlerine doğru tekrar o büzüştüğü yapraklarını tekrar açıyor bitki. Çok aşırı sulamalarda öğle saatlerinde bile o şekilde devam edebiliyor bitki. Kesinlikle o strese, su stresine sokmaması gerekiyor çiftçilerimizin. Ee, Diğer işte dediğim gibi toprak yapısı, bitkinin gelişim dönemi bunlar hepsi bitkinin o sulama periyotlarını belirleyen ve sulama saatlerini belirleyen noktalar. Salma suda, vahşi sulamada, işte yağmurlamada bunlar tabii farklılık gösterebiliyor bu sulama miktarları. Bunu çiftçilerimiz kendi bitkinin kök bölgesindeki neme bakaraktan o periyotları belirleyip bitki stresi sokmadan gelişimlerini devam ettirmesi gerekiyor bitkinin. O şekilde kontrol ederekten bitki stresi sokmadan suyu keseceği döneme kadar bu sulamayı iyi bir şekilde, randımanlı bir şekilde yapması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, burada yaptığımız gübreleme programıyla ilgili sizlere bilgi, bilgi vermek istiyorum. Biz burada taban gübresinden başlayacak olursak dekara yaklaşık 32 kilogram DAP gübresi uyguladık. 32 kilogram DAP gübresi ile birlikte de biz 14.7 kilogram saf fosfor vermiş olduk. 1000 metrekare alana 5.7 kilogram da saf azot vermiş olduk. Bildiğiniz gibi DAP gübreleri 18-46 gübreler yani %46 fosfor, %18 azot içeren gübreler. Ee, sizler de gübreleme hesabı yaparken işte ben dekara ya da İç Anadolu'da değişiyor mesela 2500 metre bir dönüm diye geçiyor. İşte ben dönüme 100 kilo gübre attım, ben dekara 50 kilo gübre attım diye hesap yapmaktansa birim alanda verdiğiniz net azot, fosfor, potasyum miktarlarını hesaplayın. Bizim hesapladığımız gibi ee, üst gübresi olarak da biz burada ee, 30 kilogram 33 nitrat uygulaması yaptık. Ee, önceden aldığımız için ee, 33 kilo 30 kilogram e, üre uygulaması yapıyoruz. Ee, burada da yaklaşık e, 30 kilo nitratla yani e, yaklaşık 9.9 33 kilo 30 kilo nitratla yaklaşık 9.9 saf azot vermiş oluyoruz. 30 kilo reyle de yaklaşık 13.8 saf azot vermiş oluyoruz. Yani toplamda buradaki verdiğimiz azot miktarı 29.4 kilogram. Tabii ki toprak analizinde de toprağımızda kullanılabilir azot miktarı da var. Tabii ki burada verim potansiyeli yüksek ama biz belki burada bahsettiğimiz verimler için 35 kilolarda, 32 kilolarda, 35 kilolarda saf azot vermemiz gerekiyor ama biz bitkiyi gözlemleyip bu ihtiyacı görmezsek yer boşuna israf yapmak istemiyoruz. O yüzden gayet bitki gelişimi, bitki rengi uygun bir biçimde devam ediyor. Bizim burada verdiğimiz gübre miktarları bu kadar. Baykan Bey, şimdi bizim burada verdiğimiz gübre miktarlarını izleyicilerimize anlattık matematiksel olarak, miktar olarak. Ama benim burada yaptığım bir şey var. Ben burada gübreleme programı yaptım. Bu yıl bildiğiniz gibi iklimle ilgili bir stres sıkıntı yaşandı. Çıkışlardan sonra sıkıntılar yaşandı. Baharın erken döneminde çok ısındı havalar. Sonrasında tekrar soğudu. Tekrar ısındı, tekrar soğudu. Şu an havalar ısındı. Bugün, dün neredeyse hava sıcaklıkları 30-35 derecelerde. Ee, ama o stres dönemlerinde ben bireysel olarak o şekilde düşündüm. Zaten sizle birlikte de bunun mütalasını yaptık. Sizin tavsiyeniz de o şekildeydi. İklime bağlı olarak abi bu sene e, nitrat uygulamasını başa alın dediniz. Biz birinci aşamada nitrat uygulaması yaptık bitkiye. Bunun amacı da şuydu. E, bitkiyi o anki stresten çabuk çıkartmaya çalışmak da amacımız. Nitrat formundaki gübreleri de hızlı salınımlı olduğu için bitki açısından geri dönüşümü hızlı oldu. Tabii ki sonrasında nitratlı gübreler bu yıl için yasaklandı ülkemizde. Atan çiftçilerimiz attı, atamayanlar da dediğiniz gibi amonyum sülfat gübresi ya da üre gübresi kullanmak zorundalar. Aslında üreden verdiğimiz azot miktarı daha fazla, daha ekonomik olabiliyor. Buradaki amaç farklı. Bizim azotu bir an önce bitkiye taşımaya çalışmamız. Benim burada yaptığım ikinci bir detay sulamadan önce biz burada yapraktan besleme yaptık. Yani humük filvigasit karışımı, genel kombi karışımı ve çinko karışımı uyguladık. Yapraktan, ideal yaprak döneminde. Sonrasında ilk gübrelerle birlikte ben topraktan Dekara 2 litre Leonardit kökenli humük filvigasit uygulaması yaptım. Bunun amacı da topraktaki pH düzeyini düşürmek ve topraktaki kilitli olan gübreleri bitkinin kullanacağı aşamaya geçmesini sağlamak. Zaten tabandan verilen işte leonhidrit kaynaklı humik asitler gibi işte sıvı ve katı kükürtler gibi uygulamaları yüksek pahaçlı, yüksek kürt, yüksek kireç oranına sahip topraklarda tavsiye ediyorsunuz. sonrasında da biz burada diğer gübreleme miktarlarını da her suya bölüyoruz. Şu an dediğim gibi ben burada gübrenin yaklaşık %60'ını kullandım püskül dönemine kadar gübre kullanımına devam edeceğim. Burada hassas bir nokta var. Özellikle danelik mısır için konuşacak olursak potasyum konusunda ekstra bir gübreleme gerekiyor. Topraklarımızda potasyum yüksek çıkabiliyor analiz sonuçlarında. Ama tabii bunu kullanılabilir oranın ne kadar olduğunu çiftçilerimizin araştırması gerekiyor. Dane kalitesini arttırmak için danenin olgunlaşmasını, uç boşluğu yapmaması için potasyum uygulaması yapılabilir takviye olarak. Ee, bunun yanında mısır bitkisi gerçekten fizyolojik anlamda bize bir laboratuvar gibi bir bitki. Yani laboratuvar ortamı sağlayan bir bitki. Bütün ihtiyaçlarını, bütün sıkıntılarını fiziksel anlamda belirtilerini gösterebilen bir bitki gelişim dönemleri boyunca. Yani biz de konuşan bir bitki diyebiliriz. Aynen kesinlikle konuşuyor. Ee, tabii bunu görmek için iyi bir göz gerekiyor. İyi bir göz yani çiftçinin bunu anlaması gerekiyor. Sıkıntıyı bariz görebilir yapraklarındaki şekillerinden, renklerinden, o fizyolojik değişikliklerini çiftçilerimiz görüp ona göre müdahaleler yapması gerekiyor. Aslında her yıl arka arkaya aynı bölgelerde mısır eken çiftçilerimiz sıkıntıları belli başlı dönemlerde gözlemledikleri için bunu önlemine daha önceden almalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bitki o sıkıntıya girdiği zaman zaten stresi yaşamış oluyor. Zaten o strese girmiş oluyor. O yüzden hani atıyorum bizim e, İç Anadolu bölgesinde Aksaray bölgesinden olduğumuz için bu bölgeden örnek vereyim. Bu bölgenin kireç oranı yüksek. pH oranı 7'nin üzerinde, 7,5'un üzerinde. Çok yüksek. O yüzden bu bölgelerde iz element eksikliğini topraklar kötü olduğu için, e, yapısı kötü olduğu için, organik maddece kötü olduğu için e, iz element eksikliklerini bariz bir şekilde bitkiler kendi yapraklarında gösteriyor. Şerit şerit sararmalar, e, bitkinin tamamında görülen sararmalar. O yüzden çiftçi her yıl bunu yaşamaktansa bitki bu strese girmeden önce holderle girebildiği dönemde, ot ilacı yaptığı dönemde mutlaka o kombilerden kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü olmazsa olmaz bitkinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu iz elementleri nasıl ki biz e, üreyi, nitratı alıp önceden hazırlayıp veriyorsak diğerlerini de mutlaka ama mutlaka görmeden o sıkıntıları uygulamasını tavsiye ediyoruz çiftçilere. Bunun yanında e, eğer çiftçilerimiz e, gübreleme parça parça verdikten sonra damlamayla veya işte yaptıkları uygulamalarla o sıkıntıları, o stresleri en az bir şekilde yaşadıkları takdirde en iyi verimi zaten kendileri de bitkiden görüp, dediniz ya ilk başta iştahını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bitkide zaten o iştahı gördüğünüz zaman hiçbir şey istemediğini zaten anladığınız zaman hem siz de mutlu oluyorsunuz hem de zaten iyi bir şekilde hasada girecek girmiş oluyorsunuz yani o bitkiyle. Bunun yanında sulama sulamadan girdik konu. Sulamanın önemli noktalarından bahsettik. Bir diğer önemli nokta da sulamada dediğim gibi o döllenme dönemindeki sulama periyotları. Bitkimiz artık yavaş yavaş o döneme doğru yaklaştı. O döneme giriyor. Biz normal periyodik sulamalarımızı yapıyoruz. Haftada bir veya artık dört günde bir beş günde bir. Bunun yanında püsküle döllenme dönemine girmeden bir hafta önce mutlaka mutlaka bitkinin tabanı nemli olmak zorunda. Püsküle girdiği dönemde Bitki tepe püskülünü oluştururken alt tarafta da e, bitkilerimiz, çiftçilerimiz e, bunu gözlemleyeceklerdir rahatlıkla. Gözlemleyen çiftçilerimiz de vardır. Destek köklerini, o perçem kökleri dediğimiz kökleri bitki atıyor. Çünkü o dönemde artık dane oluşumuna geçeceği için, koçan oluşumuna geçeceği için, daneleri doldurmaya başlayacağı için topraktan maksimum derecede suyu ve gübreyi almak için bitki ekstra kök atıyor toprağa. O dönemlerde eğer toprağımız nemli olmazsa, ıslak olmazsa, o perçem köklerin, destek köklerin uçları çok narindir, hassastır. O kuru toprakta uçları kuruma yapar, toprağa giremez. Giremediği takdirde de topraktan yeteri miktarda su ve gübreyi alamıyor bitki. O yüzden o bahsettiğim dört kritik dönemi, döllemeden bir hafta önceki sulamayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Dölleme dönemindeki sulama mutlaka yapılması gerekiyor ve döllemeden sonraki bir haftalık süreçte mutlaka sulama yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi dölleme dönemi yani püskül çıkıştan çıkımından sonraki dönemde çok hassas bir dönem. Burada da sulama konusunda desteklenmesi gerekiyor. Bakan Bey benim şöyle bir sorum var. Ha. Bahsettiğimiz gibi bu yıl nitratür gübreler geçici olarak yasaklandı. Ha. Biz dedik ki potasyum uygulaması danelik mısır tarımı açısından önemli bir konu. Topraklarımız potasyum yönünden zengin olsa da kullanabilir potasyum oranı düşük. Evet. Bu kireçten kaynaklı pH'in yüksek olmasından kaynaklı olarak kısa dönemde diyelim yani püskül döneminde daha çok geç atılacaksa potasyum nitrat uygulamaları tavsiye ediliyordu. Ama bu yıl potasyum nitrat uygulaması yapamayacak çiftçilerimiz. O yüzden potasyum sülfat uygulaması yapılırsa hangi dönemde yapılmalı? Ya da geç dönemde piyasada hızlı sanlımlı sıvı potasyum içerikleri var. Sıvı ve granül potasyum içerikleri var. Yani şere, şeyle, şöyle diyelim. Taşıyıcı içeren hızlı sanlamlı diyebiliriz. Potasyum içerikleri var. Bunları kullanabiliriz geç dönemde olduğu zaman. Burada sizin tavsiyeniz hangi yönde olacak? Şöyle yapabilir çiftlerimiz. Mutlaka potasyum atmak istiyorsa eğer arazisine e, bunu e, bitki bel hizasını geçtikten sonra o püskül döneminden önce o aralarda bitki e, bitkiye rahatlıkla uygulayabilir çiftçilerimiz. Tabi bu potasyumun formuna da bağlı. Sıvı veya granül şeklinde nasıl alacaksa çiftçilerimiz. Potasyumun o formuna bakaraktan alınımı daha hızlı olanları biraz daha geç döneme saklayabilir. E, alınımı daha yavaş, daha ağır olan potasyumları da bel hizasını geçtikten sonra bitki bu dönemlerde gördüğümüz gibi bu dönemlerde de rahatlıkla bitkiye uygulayabilir. Bayken Bey, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Mısır Programı Yetiştiriciliği dizimiz devam ediyor. Bugün 3. bölümünü çektik. Ben tekrar izleyicilerimiz adına, Bereket TV adına benim çiftliğim adına size ve firmanıza dekalbe teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Sizlere bu yıl tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili program dizileri yapıyoruz. Bugün de Mısır Tarımı Yetiştiriciliği programımızın 3. bölümünü izlediniz.